Başkanımız Recep Bölükbaşı da otelin önünde tabii böyle bisikletler var. Bunları alıp kullanabiliyorsunuz. Oyuncularımız da en baştan beri böyle bir alışkanlık geliştirdiler ve başkanımız Recep Bölükbaşı da şu anda bisikletle antrenman sahasına doğru geliyor. Evet, hemen başkanımızın yanına gidiyoruz. Başkanım geçmiş olsun diyelim. 30 senedir binmedim dediniz. Vallahi böyle bir kaza yaşadık. Çok sert freniymiş yola çıkarken. Şahlandı böyle. Neyse son tedbirimizi aldık. Tabii siz gelirken hemen şunu da bahsettik. Otel çok güzel bir ortam var. Çok da fazla kullanılıyor bisikletler. Futbolcularımız da gidip geliyor. Siz de yavaş yavaş kullanmaya başladınız. Anahtarları teslim etmiyorlarmış futbolcular. Şimdi otel sahibiyle konuştuk. Bunu bana tahsis etti dedi. Bu bütün kamp boyunca dedi sende kalabilir dedin. Ben şimdi tedbirimi alayım. Buradan da gidiyorsun. Evet, şu anda ekranlarınıza geliyor. Başkanımız Recep Bölükbaşı bisikleti, otel tarafından verilen bisikleti başkanım sağlam aldık. Oyunculardan kalmayabilir. Evet, başkanım hemen şöyle sağ kenarına doğru gelelim. Biraz kampla ilgili. Dilerseniz bu güzel görüntüleri konuştuk. Hemen otelle ilgili başlayalım. Sayın Kocaman'la da değerlendirme aldık. Şöyle hemen sağ kenarına alırsak sizi buradan devam edelim. İlk olarak otelle ilgili, tesislerle ilgili gerçekten çok güzel bir ortam. Çok serin bir hava var. Sahalar güzel, otel güzel, personelin ilgisi gerçekten çok güzel. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Vallahi inşallah yani bu başlangıç dediğim gibi sezona yansır ve şu anda yani herkesin beğeniyle kamp yaptığı bir yer. Yani siz basın mensupları da aynı, bizler yöneticiler, futbolcular zaten aynı şekilde. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Gerçekten otel sahibi kendisi bizzat ilgileniyor ailesiyle birlikte. Farklı bir işletme yani, bir aile çok işletmesi farklı, ve çok iç içeler sürekli yani işte yönetimle, hocalarla, futbolcularla, bizlerle sürekli bir isteğiniz var mı bunları soruyorlar. Hakikaten çok işlerini bilen yani profesyonel bir yönetim var burada. Şimdi zaten hep Avusturya'ya giderdik. Bu milli takım burada yapıyormuş. Daha sanırım İstanbul takımlarından da Beşiktaş'ta bizden önce yapmış. Porto 10 yılında. Evet. Şimdi Porto'nun bölümü ayrı. Gene bu otel sahibinin. Şimdi bu işi organize eden arkadaşlarla konuştuk. Şimdiden önümüzdeki sezonun kampını da gene burası için düşünüyoruz. Ama bu sefer şu anda Porto'nun kaldığı yere rezervasyonumuzu yaptıracağız. İnşallah bundan sonra buradayız. Evet. Başkanım hemen ilk hazırlık maçını soralım. Son anda tabii programa dahil olan biraz daha Hamburg'un hazır oldu onlar. Kamp döneminin çünkü sonuna geldiler. Çok önemli bir takımla hazırlık maçı oynadık. Aslında hani son dördüncü maçta oynanabilecek bir takımla başlangıcı yaptık diyelim. Maçla ilgili neler söylersiniz? Pozisyonlar da vardı. Son dakikada gelen bir gol var. Horkera'nın harika bir pası var. Bakan bunu. Bunun dışında Sivok yine alışık olduğumuz o kafa vuruşlarını yaptı. Bu kez ağları bulamadı. Siz maçı, takımın durumunu nasıl gördünüz? Valla bir kere öncelikle herkes çok istekli. Yani hocasından, teknik ekibinden futbolcular çok istekliydi. Ve bütün futbolcular olmasa da hemen hemen 3'te 2'si oynadı. İşte bugün de maç var saat 7'de. Diğerleri de denenecektir diye düşünüyorum. Tabii bu bir kamp, hazırlık dönemi. O da hazırlık maçıydı. Yani sonuç çok önemli değil. Önemli olan futbolcuların oradaki takımdaşlığı, birbirlerine olan uyumu, alışması. Akabinde de takım olgusunu oluşturmaktı. Hocamız da onu görmek istiyor. Tabii bu bir ilk maçta olmaz. İşte sanırım 3 tane daha bir turnuva daha yapacağız. Evet, o cumartesi günü. Ama bizim zaten ilk çıkan kadro, idari kadroya yakın bir kadroydu. Evet. Bu sene Bursaspor çok daha iyi olacak. Yani ben şunu söylüyorum. Geçen yıl çok güzel bir takımımız vardı gerçekten. Bu sene ondan daha iyi olmaya aday bir kadro var. Tabii takviyelerimiz devam edecek. Bir iki tane daha bugün görüşeceğimiz menajerler var. İşte kamp sezonuna kadar bütün ideal kadromuzu hazırlayıp 8 Ağustos'taki kupa maçına kilitlenmek. Şu anda zaten çocukların aklında da kupa maçı var. Herkes sorduğumuzda kupa, yani çünkü bizim müzemizde, tarihimizde süper kupa yok. İnşallah bize nasip olur. Bir de sezona kupayla başlamak çok anlamlı olacak. Çok moral olur. Doğru söylüyorsun.
Yani bunu yapabilecek güçte arkadaşlar. İstedikten sonra bütün her şey onların elinde. Onlar istedikten sonra yapamayacakları iş yok. Evet. Başkanım, transferler merak ediliyor ama şöyle bir soru yönelteceğim size. Şimdi tabii transferde farklı değişkenler var. Burada şimdi maddi tarafı var. Oyuncuya olan talep, burada piyasa yükseldiğini hep biliyoruz. Ve şu anki transferleri, kadroya dahil olan oyunculara bakarak, yani sadece antrenman esnasında değil, otelde de bakıyoruz, inanılmaz bir uyumları var. Gelmeleri çok kısa süre olmalarına rağmen takıma katılmanın. Transferde tabii bir de bu da önemli bir aslında kriter bu. Siz de sürekli söylüyorsunuz. Yani katılacak oyuncu hem şartlarımız uyacak hem de kişilik, karakter olarak bu takımın bir parçası olacak. Doğru. Kendini buraya ait hissedecek. Bu da biraz transferdeki o süreyi uzatan etkenlerden biri diye düşünüyorum. Yani maddi taraf olduğu kadar oyuncunun kişiliği ve takıma kendine kadar ait hissedeceği. Şimdi Sivok burada hani şu anda takımdaki en iyilerden biri. Yine Orkere'yi söyleyebiliriz. Çok az bir süre oldu. Nesit. Yani bu sadece sahada gözüken değil. Hani yemekte, işte otelde hakikaten orada güzel bir dayanışma var. Bu yüzden de zaten yüzler gülüyor oyuncularda. Çok doğru söylüyorsun. Teşhisin doğru. Şimdi bizde eksik ne vardı? Geçen sene başarılı bir takımımız vardı. Eksik ne vardı? İşte stoper, kaleci, ne bileyim işte kim gitti? İşte Şener gitti, Fernando gitti. Eksik yerlerimize nokta atışları yaptık. Ha, bunun bir de bizim geçen sene eksiğimiz ne vardı? Kulübede bir eksikliğimiz vardı. Alternatif futbolcularımız yoktu. Şimdi siz transferi bir günde bitirebilirsiniz. Ama niye 31 Ağustos'a kadar bırakılmış aşağı yukarı 2 aydan uzun bir süre? Daha iyi bakılsın, edilsin, herkes düşünsün, taşınsın diye. Biz daha önceden de görevde bulunduğumuz sürece de en iyi transferleri yapmaya özen gösterdik. Hatırlıyorsunuz, bakan buyurdu, transferin son günü gece 12'ye bir kala bankaya parasını, yani sözleşmeyi ancak öyle imzaladık kulübüyle. Sonuçta işte 1 milyon 800 bin euroyu aldığımız, bugün o arkadaşımıza 8-9 lira teklife çekler. Satar mıyız, satmaz mıyız, göreceğiz, bakacağız. Yani şu andaki aldığımız futbolcular da şu anda Türkiye'nin en iyi futbolcularından, başlarından geliyor. Kaleci Mert için kim ne diyebilir? Milli takım kalecisi, genç. Sivok'a kim ne diyebilir? Dün gördük, hiç sırıtmadı, patlıyor, oturdu. Şimdi Necip arkadaşımız var. O şimdi, biraz orta saha ile ilgili beslenme sorunu yaşadı Suat Paşacı yorumunda. İşte, doğru söylemiş Suat abi. Ben de katılıyorum. Şimdi santrofora gol gelmesi lazım. Kanatlı şey, pas gelmesi lazım. Kanatlardan, orta sahadan. Bizim geçen seneki hücumumuzun en büyük etkeni oydu. Çok iyi besleniyor hücum oyuncu. Şimdi aynı şeyler olacak. Tabii Necip yeni geldi. Onun dışında işte Orgara yeni geldi. Bundan da uyum süreci var. Ben kamptan sonra inşallah Süper Kupayı alacağımızı düşünüyoruz. İyi olacak. Transferler devam edecek. 31 Mayıs'ta bitsin. Ocak'ta tekrar transfer dönemi var. Tekrar göreceğiz eksiklerimizi. Tabii biz de bir an önce bitirelim. En iyilerini alalım edelim. Ama bunların hepsi maliyet. Şimdi önce bir bakacağız biz nerelerdeyiz. Yarın öbür gün kulübün ne derler, kapısına kilit de vurulur. O yüzden biz yavaş yavaş akıllıca gidiyoruz. Yarınları düşünerekten gidiyoruz. Genç futbolcu, İşte yaşlı demeyelim de oynayabilecek futbolculara özen gösteriyoruz. Gönül ister ki ben en iyi gençleri toparlayayım. Yarın öbür gün Porto gibi, Benfica gibi alayım, oynatayım, çıkış yapayım, satayım. Ve şu anda zaten Bursa Spor takımına herkes gelmek istiyor. Yurt dışından da, yurt dışından da. Ve biz özellikle de genç bakıyoruz ki yarın öbür gün burada bir çıkış yakalasın. Şu anda Avrupa'da Bursa Spor takımının bir çıkış takımı olduğunu herkes hemfikir. Başkanım, da kısa bir ekleme yapacağım. Yani burada Bursa Spor'a yaptığınız menajerlerle görüşmelerde Bursa Spor'a gelmek istediğini hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan, yani burada isim olarak taraftarları tatmin edecek ama biraz detayına inildiğinde sorunlar çıkarabilecek oyuncular var, değil mi? Yani burada daha görüşme aşamasında sizin kabul etmediğiniz oyuncular çok fazla oluyor. Var tabii. Şimdi yani bir kere biz özellikle dediğiniz gibi bizim futbolcular aralarında uçurum olmayacak kafa yapısı olarak. Hava atmayacak veyahut da mütevazı olacak. Önceki kulübünde çok agresif görüntüsü, uyumsuzluğu olmayacak. Olmayacak. Yani bunlara çok özen gösteriyor. Çünkü bunlar daha sonra o istediğiniz kaliteyi, o verimi alamıyorsunuz. Veyahut da birçok sorunlar çıkıyor. Tabii. Aynen dediğiniz gibi. Sonuçta buna çok dikkat ediyoruz. Hocamız çok dikkat ediyor. Hocamız da gerçekten. Hocamızın dışında da zaten şu anda
Onun istediği mevkilere biz adamlar bakıyoruz. Bu çalışmayı da futbol şube sorumlusu arkadaşım Necmettin Kocaman takip ediyor. Onunla beraber gene yönetimdeki arkadaşlarımız destek veriyorlar Bursa'dan. Bugün de zaten birkaç arkadaşımız daha yönetimimiz gelecek, 5-6 kişi. Yani inşallah hafta sonuna kadar birkaç tane daha transfer yaparız. Şimdi hep söylüyoruz yani sizin gelirlerinizle orantılı yapılması gereken transferler. Evet çok güzel, sahamız geliyor, sahanın gelirleri verildi ama daha sahanın gelirlerinden bize 5 kuruş yansımadı. Onu çünkü saha bitecek, edecek, oradaki ambiyansı insanlar görecek, dışarıda görecek. Kalıcı gelirlerimiz zaten pek yok. Hasılata baktığımız zaman şu anda yok, 4300 tane 45 bin kişilik statta şu anda inşallah taraftarlarımız rağbet ediyorlar. 4500 olmuş kombine. İnşallah o daha da artacak. Yani bu sene ben inanıyorum ki taraftarımızla, camiamızla, basınımızla güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sezonda da gene biz Avrupa Kupalarına biliyorsunuz Kas'taki cezayı da bertaraf ettik. Bu sene inşallah ilk 3'te yer alırız. İlk 5'te diyordum. Biraz önce başkan, biraz önce Mehmet gerçekten yani Bursa Spor Avrupa'ya gitmeyecekse kim gidecek dedi. Böyle bir yorum haline Bursa Spor kadrosuyla Avrupa Kupalarının çok büyük adayıdır diye söyledi. Çok doğru, çünkü biz bunu rahmetli İbrahim Bey zamanında da biliyorsunuz geldiğimiz ilk senede 6. olduk ki takım aşağılardaydı. Aynı şekilde ondan sonraki sene şampiyon olduk. Ondan sonra hep Avrupa Kupalarına gittik. Yani bu artık hepimizin beklentisi, alışkanlık olması. Çünkü Bursa Spor bunu hak ediyor. Camiasıyla, taraftarıyla, nüfusuyla. Bunu yapmamız lazım. Yoksa öteki türlü ben söylüyorum. Ben eğer başarılı olmazsam burada öyle 10. 8. falan bir esprisi yok yani. Bursa Spor her zaman ilk 5'i oynayacak, ilk 3'ü oynayacak zaman içerisinde şimdi stadımızla beraber. Bizim tek hedefimiz taraftarımızla bütünleşmek. Onu bütünleştirdiğimiz zaman ben inanıyorum yani İstanbul takımlarının çok çok üstünde olacağız. Benim hedefim de İstanbul takımlarının hepsini altımıza almak. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Ama bunu biz tek başına yapamayız. Bize destek verecekler, bizle beraber yürüyecekler. Bizim tabii ki hatalarımız olacak. Ben hep söylüyorum yani. Bazen hızlı hareket ediyoruz, bazen de konuşuyoruz. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bursa Spor çok büyüdü. Yani ben içinde olduğum halde fark ediyorum. Artık eski Bursa Spor değil. Bütçesi büyüdü, harcamaları büyüdü, giderleri büyüdü. O yani tabii eskiden 1 milyon lira paraydı bizim yönetim zamanında, rahmetli zamanında. Şimdi baktığınız zaman 7-7,5 milyon liraya buluyor. Personelin ona göre arttı, branşların arttı. Hedef istiyorsun, işte basketbol şubesini kuruyorsun. Televizyon bir gider, amatör şubeler bir gider. İşte bunları iyi planlamak lazım. Şu anda inşallah bu önümüzdeki haftada radyoyu da kuruyoruz. Bursa Spor FM geliyor. Bursa Spor Radyo da olacak. Yavaş yavaş daha da büyüteceğiz. Ama aslında bunlar biraz büyüme sancıları. Yani bu büyümede şu anda hakikaten belki bir 10 yıl sonra baktığımızda hani Bursa Spor'un geldiği noktada bu dönemlerin yani bu geçmişe de şu 5-6 yıllık süreye de bakarsak tam geçiş süreci yaşanıyor. Biraz bu büyümenin sancılarını yaşıyoruz aslında. Sabretmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsun. Yani ben bakıyorum yani şu anda aşağı yukarı 6,5-7 sene yönetim kurulunda görev yaptım. 2 ay kadar bir başkan vekili yaptım rahmetli İbrahim Bey zamanında. Rahmet olduktan sonra. Geçen sene başkanlık yaptım. Bu dönemde başkanlık yani. Şimdi bir deneyim, tecrübe ve istikrar gerekiyor. Her yerde olduğu gibi. Spor kulüplerinde de Avrupa takımlarına bakıyoruz. O zaman Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde başkanları biz yemeğe davet ediyorduk. Onlar bizi davet ediyordu. Sohbet ediyoruz. Burada da sohbet ediyoruz misafir takımların başkanlarıyla. Hepsi öyle bir senede gelen giden değil. Hele bir tane hiç unutmam. Anderlecht'ti. Aşağı yukarı 8 yıl yapmış, babası da 16 yıl yapmış. Bir de babadan oğla geçen, bizde böyle bir şey olması söz konusu değil. Ben şunu söylüyorum, yani bizim bir kongre zamanımız var. Kongre oldu, bitti. Herkes elini kaldıracak, herkes birbirini başarı dilecek. Ondan sonra herkes tek vücut olarak Bursa Spor'un yanında olacak. Bir daha kongreye kadar. Öyle olmalı ama işte muhalefet de destek vermeli. Ama bizde yok. Neden oldu sana? Hadi çek aşağı. Ya o olmasın, bak bekliyoruz işte şimdi. Hata yaptı. Hemen. Bunu basın bazı kesimleri de bekliyor. Taraftarların bazı kesimi bekliyor. İşte muhalefet bazı. Ya kongre olmuşsun. Bir ay sonra kongre istenir mi ya? Ya bir dur bakalım. Bir gidiyoruz, bir bakıyoruz, ediyoruz, koşturuyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık. Bu işi seviyoruz. Bu işin aşkı var bizde.
Sabredeceğiz. Sabredersek, istikrar olursak ve destek verirsek, yemin ediyorum ben, Bursa Spor'u kimse ne aşağı indirebilir, yukarıda sürekli kalır. Ben söylüyorum ya, Bursa Spor'un artık her sene şampiyon olması lazım. Şampiyon olmasa bile 5 de demiyorum. İlk 3'te olması lazım. Bunu yapabilecek 3'teyiz. Bunu ben de istiyorum. Basın da istiyor. Taraftar da istiyor. Camia da istiyor. Ne oluyor? O zaman bir şey yok. Her şey var. Un var, helva var. Ne derler? Yağ var, şeker var. Helva yapacağız. Helva yapmak için de beni getirdiniz. Kongreden çıktık. Kongrede çoğunluk bize oy verdi. Ne oldu? Ne değişti? Şimdi böyle bazı çatlak sesler çıkıyor. Ben üzülüyorum yani. Ya bir beklesin de bak, öyle güzel takım olacak. Zaten olmazsa. Ben şunu buradan rahatlıkla söylüyorum. Ben 3 yıllığına geldim yönetimine. Seçimle geldim, seçimle giderim. Beni yıldıramazlar. O yüzden öyle herkes Bursaspor'un etrafında toplansın. Şu güzel kamp dönemi başladı. Birkaç tane de transfer yaptıktan sonra ileride de transfer yaparız. Bizim bundan sonra sürekli scout'umuz çalışacak. Sadece sezon başı için, devre arasında eksik gördüğü takdirde tabii, yine yapılacak. Tabii, şimdi biz onun çalışmasını yapıyoruz. Biz bu senenin transferini geçen sene çalıştık. Ben giden hocamıza da bu listeyi vermiştim, etmiştim. Ya, benim tek istediğim sabır, başka bir şey istemiyorum. Başarılı olsun. Ha, başarısız olursa zaten o zaman biz de seçime gideriz. Deriz ki kardeşim, biz bu işi beceremedik. Başka arkadaşlarımız buyursunlar, gelsin. Sonra tekrar biz yerimizi alırız tatta Bursa Spor'un çevresinde. Ben iyi bir Bursa Sporluyum, onu söyleyeyim yani. Teşekkür ederiz başkanım.